Siz neredeydiniz? Hayırdır? Yukarıda odadaydık. Yatakları nasıl paylaşalım diye konuşuyorduk. Yatakları nasıl paylaşalım diye konuşuyordunuz? Tost yapmıştım. Fazladan yaptım. Yer misin sen de? Altaycığım, bana kalsa bir küçük senin kalbini kırardım. Ama annenin hatırı var, ses etmiyorum. Tamam. Al şunları. Götür, serersin yatarı. Tamam. Yarın da erken kalk, kahvaltı yiyeceğiz annenle. Tamam. Hadi zıpla, yürü. Altaycığım, sen bugün ne yapıyorsun? Kurs var işte. Kurs var işte, evet. Süper. Ben de geliyorum. Cidden mi? Evet. Birlikte gideceğiz ama önce kahvaltı edeceğiz, biraz konuşacağız. Tamam. Ondan sonra gidiyoruz, tamam? Tamam. Sayın savcım, günaydın efendim. Günaydın. Denetimli serbestlik İzmir 1 olan Adem Korucu ben. Hoş geldin Adem. Altay, hadi sen de geç, annenlerle kahvaltıyı beklemesinler seni. Hadi. Tamam, hadi. Sayın savcım, bu taktığımız cihaz verici. Bu vericiyle kişi uydu aracılığıyla merkezimizden sürekli izlenebilir. Cihaz belirlenen menzilin dışına çıkarsa merkezimiz bunu tespit eder ve sizinle iletişime geçer. Eğer bu menzil ihlali sizin bilginiz dışındaysa sinyali aldığımız noktaya hemen kolluk kuvvetlerini yönlendiririz. Harika, çok güzel. Yani ben 24 saat nerede olduğunu görebileceğim. Evet sayın savcım. Çok güzel. Peki bunu çıkarmaya çalışırsa ne oluyor? O durumda da cihaz merkeze sinyal gönderiyor. Su geçirmez, darbeye karşı dayanıklıdır. Tamam, harika. Öyle bir şey zaten yapmasın herhalde. Mümkün değil. Ben devletimiz o kadar masrafa girmiş diye düşünüyorum yani. Sinyali de talep ettiğiniz şekilde ayarladık. Bakayım. Çok güzel. Şurası yani, burada. Evet sayın savcım. Tamam, çok güzel. Balkona çıkabiliyor muyum ben? Site sınırlarına göre ayarladık. Site sınırı. Vay vay, ben şimdi sitede çıkıp dolaşabiliyor muyum yani? Hadi sana kolay gelsin. Çok teşekkürler Ömerciğim. Sağ olasın. Ellerine sağlık. Nasıl bir sıkma falan bir şey yok değil mi? Rahatsın yani. Çok rahat şu an. Tamam, çok iyi. Hadi bakalım. Haydi Ömerciğim, teşekkür ederim. Sağ ol. Savcım, sen de insafa geldin. Hayırdır? Şimdi ben sana iyi niyetimi gösteriyorum. İyi niyetimi sunuyorum diyelim. Şimdi ben sana iyi niyet göstereceğim, sen de karşılık göreceksin. Eğer iyi karşılık verirsen iyi oluruz, iyi karşılık vermezsen kötü oluruz, pencereden bile dışarı bakamazsın. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Ben şimdi Canan'a gidiyorum, akşam gelmeyebilirim. Dolapta yemek var, tamam mı? Kafana göre bakarsın. Tamam. Hadi bakalım. Selametle, savcım. Yedek tişört aldım. Babamda eşyam yok da. Hepsini alsaydın Altaycığım. Ya senin başka işin gücün yok mu benden başka? Uğraşmasana sen benimle. İnsan bekler. Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Günaydın, ben de yardım edeyim. Dur dur, ben yardım ederim, otursa. Evet, ne götürülüyor, neyi götüreyim? Ben bunu alıyorum. Sonra da geleyim, ekmekler kızardı mı hepsi? Ekmekleri götüreyim. Ben getiririm ya. Yok yok, sen çayları koy. Ben şimdi geliyorum. İyi, bu akşam bir işin yok değil mi? Kimseye bir sözün falan. Niye? Emel'le konuştuk da işte mekanında acaba dedim hep beraber ailecek bir yemek mi yesek? Ne oldu? Yok döktüm. Artık. Gerçekten döktüm. Mi? Gel 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 gel. Getir getir getir. Yapma ya. Of of, sakin ha. Dur yavaş. Yandı. Sen böyle suyun altında beklet biraz. Tamam, yapma bir şey. Kötü mü ya? Yok, iyi ya, tamam. Meryem falan bir şey var mı? Yani var, dolapta da gerek yok. Dolapta mı? Tamam. İyi iyi, tamam, iyi geldi su. Gerek yok. Bu mu? Tamam. Tamam, sen onu şey yapalım. Getir, kurulayalım onu da. Şu Meryem'i süreyim azıcık. Oo, şişmişsin. Bastırma ama. Tamam ama başka türlü kurutamam ki bunu. Bir saniye. Tut onu biraz. Tamam. Tamam mı? Yani acımasını da istiyorum bir yandan. Tamam mı? Dur şimdi, ben çok az süreceğim ama şey yapma. O hemen alır onun ateşini, alır ama. Acıtmıyor değil mi? Yok. Tamam, yeter o ya. Yok yok, yiyeceğim bunu biraz da. Şöyle.
Emel de iş çıkarmış kendine. Hayır, Emel çıkarmadı ya. Ben aradım onu. Yani dedim hani birlikte vakit geçirelim, ailecek yemek yiyelim falan diye biraz... Kadının da emrivaki gibi mi oldu onu da bilmiyorum da. Bu kızarmaya mı başladı ya biraz? Yok yok, ha? iyi tamam. İyi değil mi? Şey geçti, acısı geçti, falan geçti. Geçti, zahmet oldu sana. Yok yok, tamam. Şöyle biraz daha yayayım da şunu. Şuralarda. Tamam. Tamam. Ben ne yapıyordum? Ha. Bunu götüreyim. Ekmekleri de o zaman gelip alırım birazdan. Var mı başka yapabileceğim bir şey? Yok. Tamam. Şimdi ikiniz de büyüdünüz artık. Yani çocukluysunuz. Ve yani bunları oturup konuşabiliyor olmamız lazım bizim. İnsanlar evlenir, insanlar boşanır, düzenler değişir. Değil mi? Yani bizim hayatımızda da artık yani böyle bir durum var. Ve buna bizim alışmamız gerekiyor ama... Bizimki biraz farklı olabilir. Çünkü anneniz de, ben de... Buradayız. Elimizden geldiğince birlikte olmaya çalışacağız. Yanınızdayız yani. Anlatabiliyor muyum? Yani evliyken yapamadığınızı boşanınca yapabileceksin yani, değil mi? Doğru mu anlıyorum ben? Ya bundan sonra olacak şeyler belli aslında hayatımızda. Ben iznim olduğu sürece burada kalmaya çalışacağım. Yani burada derken hani biliyorsun işte orada ya belli rutinlerimiz olacak. Ne bileyim işte 6'ya her sabah ben götüreceğim yelken kursuna. Akşam yemeklerini birlikte yemeye çalışacağız. Elimizden geldiğince ben yapamasam da bazen ama sık sık bir araya gelip yemeğimizi birlikte yiyelim istiyorum. Böyle şeyler olsun istiyorum hayatımızda. Yani beraber vakit geçirelim. Ya anneniz de ben de yani boşanıyor olsak da hayatımızda bazı şeyler değişmesin. Hatta daha güzelleşsin peşindeyiz aslında. Bilemiyorum, bakacağız yani. Bu arada akşam inşallah kimseye bir söz vermediniz. Çünkü Emel teyzenizle konuştuk. Ailecek yemek yiyeceğiz onların mekanında. Eğer sizin için de uygunsa tabii. Kim istedi ilk? Ben istedim. Yani dedim beraber ailecek bir vakit geçirelim, bir yemek yiyelim hep beraber. Ya baba ondan mı bahsediyorum ben? Boşanmadan bahsediyorum. Ben istedim. Yalan söylemek istemiyorum. Sen de bil. Ben istedim boşanmayı. Belli zaten istediğin anne. Belli olabilir. Sorun yok. Bir süredir düşünüyordum zaten. Baban geldiğinde de konuyu açtım. Doğum günümde öyle mi? Doğum günümü de umursamadın yani. Altaycığım, annenin o gün söylemesi için ben zorladım. Baba zorlama sana vermiş ki kararı. Onun için de kolay olmadı Altay. 5 yaşındaymış gibi davranmayı kes. Altaycığım evet, biz daha şimdi ne konuşuyoruz yani Allah aşkına ya. Bu mevzuyu artık uzatmayalım lütfen. Hadi kalk yürü, gidiyoruz kalk. Hadi topla, yürü. Hadi çık, geliyorum ben. Çözeceğiz, tamam? Hadi akşam görüşürüz. Altaycığım, bir de anneni suçladığını görmeyeceğim, tamam mı? Ben de boşanmanızı istemiyordum baba. Ama Altaycığım yani biz bunları konuşuyoruz ya seninle. Niye yani? Niye yapıyorsun şunu? Ey tamam. Alo. Sayın savcım. Şüpheli Latif Çoşkun Ilıca Nülüfer Sokak numara 16'da Banu Dur'un ikametini tespit edildi. Şüpheli almak için harekete geçiyoruz. Tamam sizi alın, ben emniyete geçiyorum. Hadi kolay gelsin. Emredersiniz savcım. Nülüfer Sokak biliyorum orayı. Otogarın arkasında hemen. Birini mi yakalayacaklar? Biz de gitsek ya baba. Biz nasıl, nereye gidelim ya? Operasyona. Ya Allah aşkına Altaycığım, olur mu öyle şey? Ya hadi. Hayır. Ben şimdi seni bırakacağım, emniyete döneceğim. Ya baba lütfen hadi gidelim. Altaycığım niye ısrar ediyorsun? Yapma ya, Allah Allah. Ayrıca savcı gitmez ki operasyona. Ya, istesen gidebilirsin ama. Daha 5 dakika önce söz verdin. Beraber vakit geçireceğiz dedin. Hemen sözünden dönüyorsun baba. Ama yavrum görüyorsun işte acil bir işim çıktı. Yani bitireceğim, emniyete döneceğim ve bak söz veriyorum yarın telafi edeceğiz bunu. Bak söz veriyorum ya. Ne fark ettim biliyor musun baba? Hayatımda ilk defa senden bir şey istedim. Ve sen hayır dedin buna.
Sen operasyon mu izlemek istiyorsun Altay? Gidecek miyiz gerçekten? Yani. Ulan korkma. Hadi hadi. Ya Altay, ya hadi. Kaza yapacağız ha. Hayır, hiçbir şey olmaz. Timle içeri giriyoruz Sayın Savcım. İyi hadi. Allah utandırmasın. Operasyonu müteahhitse takip edebilirsiniz. Tamamdır. Dikkat edin. Baba. Tim ne? Tim ne? Tim şimdi gelecekler birazdan. İçeri sızacaklar. Hı hı. Ha, bak geldiler biliyor musun? Bu arkadaşlar işte. Bunlar Tim. Önemli biri mi yakalayacaksınız? Önemli biri tabii. Yani kendi çapında önemli biri. Önemli olmasa burada ne yapıyoruz biz? Bu polislerin hepsi senden mi emrediyor peki? Emir gibi düşünme onu, emir değil. Ben bu operasyonu organize ediyorum, kolluk kuvvetleri de uyguluyorlar işte. Kolluk kuvvetleri. Süpermiş. Süper tabii ya. Aha giriyorlar. Evet, şimdi içeride paket edecekler abimiz. Ne oluyor ki orada? Bilmem, sen söyle ne oluyor? Bilmiyorum ki. Ne oluyor olabilir? Paketliyorlar işte abi. Olabilir. Aa, çatıda biri var. Şahıs yan duvardan yola indi. Yola indi, bana doğru geliyor. Ne oldu nerede? Altaycığım, Altaycığım iyileyin. Yat. Yapmayın, bırakın. Bırakın. Kelepçele. Yanlışınız var. Hadi. İş insanıyım ben, yapmayın. O zaman niye kaçıyordun lan? İş insanı. Yanlışınız var. Kalk. Kaldır. Kalk. Yalvarırım, bırakın onu ne olur. Bebeğimiz var bizim, ne olur. Latif. Ailemin önünde var, yapmayın. Sus, yürü. Götür. Bırak. Selam zahmet Ali Sayın Savcım. Götürün. İyice bir yorun. Ben geliyorum birazdan. Anlaşıldı efendim. Dur bekle. Altaycığım ben kafanı kaldırma, dışarı çıkma demedim mi sana? Allah Allah ya. Fakat üzgünüm, planımız değişti Altaycığım. Benim işim çıktı. Emniyete gidiyorum ben. Ben de geleyim mi emniyete? Nereye geleceksin? Emniyete. Ne yapacaksın emniyette? Hadi lütfen. Hayır. Ya hadi. Bana her şeyi böyle yaptıracağım. Bin hadi tamam. Kabul lütfen hadi. Ne yapacaksın emniyette? Ya merak ediyorum. Neyini merak ediyorsun? Emniyet işte ya. Operasyona getirdim. Buradan daha heyecanlı değil emniyet. Allah Allah. Ya sana ifade soran mı oldu ya? Ben konuşacağım, sen dinleyeceksin. Dinlemek zorunda mıyım? Şimdi yıllardır koşuyoruz peşinden be kardeşim. Yani hani gelmişiz böyle karşı karşıya. İki lafın belini kırmayalım, iki hoş beş etmeyelim. Aşk olsun ya. Neden döndün mesela? Ne oldu? Gurbet mi bastı? Ne oldu? Memleket hasreti mi? Onlardan bahsedelim. Bir şey içer misin ama önden? Bir şey söyleyeyim mi? Aradığınız şahıs ben değilim. Ama sen Halil Saadi'nin para aklama sistemini kuran adamsın. Hatta onu icat eden kişisin. O yüzden biraz konuşalım bence. Avukatın gelmeden de bir çay söyleyip içelim. Ne diyorsun? Affedersiniz. Latif nerede görmek istiyorum ne olur. Eşim ben, bu da oğlum. Şu anda sorguda hanımefendi. Göremezsiniz, bekleyeceksiniz. Allah başlasın. Çocuk kaç aylıktı? Ama yaşında değil galiba, değil mi?
Çocuğumu karıştırma. O zaman ben sana ne yapacağımı anlatayım. Dava görülene kadar senin tutukluluğunu isteyeceğim. Ve o iddianameyi o kadar ağırdan alacağım ki... senin davan görülene kadar o çocuk konuşmaya başlayacak. Nasıl? Ağlatmadan bırakmaz bunu şimdi. Bütün banka hesaplarını bloke edeceğim. Ve ailenin eline tek bir kuruş geçmediğinden bizzat ben emin olacağım. O çocuk bu şartlarda nasıl büyüyecek, nasıl bir hayatı olacak? Hatta belki devlet elinden mi alacak? Onu bu saatten sonra sen düşüneceksin. Ve bütün bunlar yaşanırken seni sevgilinle ve çocuğunla bir kez olsun görüştürmeyeceğim. Ama dışarıda olup biten her şeyden seni haberdar edeceğim. İçeride oturacaksın, duvarlara baka baka, ağlaya ağlaya diyeceksin ki ben ne yedim? Ben ne yedim? Ağlayacaksın. Ağlayacaksın, pişman olacaksın. İçeride kafayı yiyeceksin. Tabii Halil Sadi bizden önce davranıp içeride senin nefesini kesmez. Yeter, yeter. Ne istiyorsun benden? E ne oldu? Hani avukatını bekleyecekti senin? Hadi bir çay söyle içelim. Hayırdır delikanlı? Yasak burası. Sana tek seferlik bir teklifte bulunacağım. Ya bunu imzalayacaksın ya da sonuçlarına katlanacaksın. Ne yapalım? Bekleyelim mi avukatını? Ne yapmam gerekiyor? Ne yapman gerekiyor? Halil Sadi'ye verdiğin özel hizmetten bize biraz bahsedeceksin. Nedir onlar mesela? İşte para transferleri, efendim kara para aklama sistemleri, ondan sonra offshore hesapları falan filan işte. Bunlardan bahsedeceksin. Biz de seni tanık korumaya alacağız. Ne yapacağız onun için? İşte sonra işte yeni bir kimlik, yeni bir hayat, gerekiyorsa yeni bir yüz falan. Peki aile? Ailem benimle gelebilecek mi? Ailen. Vallahi o verdiğin bilginin kıymeti harbisine bağlı. Ne yapalım? İmzalayalım mı? Şuraya. Çay falan söyleyeyim mi bir şey? Kahve içer misin? Sarı, kola. Allah Allah. Benim oğlanı gördünüz mü ya? Sami'cim arabada bekliyorum sizi. Arabada. Telefon bile açmasına izin vermiyorsunuz siz ya. Nerede amiriniz? Cevap versenize ya. Savcımla konuş avukat bey. Ne savcısı kardeşim? Adımı pusuya düşürüp almışsınız. Ben yokken ifadesini de almışsınız. Ortada iddianame yok. Böyle usulsüz iş mi yapılır ya? Kanun var, yasa var. Kim bu savcı ya? Hayırdır kim ya? Savcı? Beni mi arıyorsun? Ayda. Selim Kara. Ne yapıyorsun kardeşim sen burada ya? Fatih ne haber ya? Ne işin var senin burada? Senin ne işin var asıl burada? Tamam, tamam. Allah Allah, çok şaşırdım ha. Ben de. Ben, ne işim var? Ben iddianameyi ben hazırladım. Operasyonu da ben yaptım. Fatih sen, ben şeyi anlamadım. Şimdi sen avukatı mısın? Evet, benim. Ciddiyim ya. Sen, sen biliyor musun kim bu adam? Yani, İsmail. Latif Coşkun. Tanışmıyorsunuz. Yok ben eşini tanıyorum. Eşi bizim şirketin müvekkili. Banu Hanım. Böyle çılık çılığı arayınca geldim ben ya de. Ya bu adam yıllardır yurt dışında sahte kimlikle yaşıyor. Bizim burada çok uzun süredir peşinde olduğumuz organizeyle bağlantısı var. Sen ne yaptın ya Fatih'ciğim? Sen bu adamların dibinde ne işin var senin ya?
Allah Allah. İşin sen dediler bana. Yok canım, olur mu öyle ya? Öyle değil, seni eksik bilgilendirmişler. Bak şimdi ben sana bir meslektaşın olarak şunu söyleyeyim. Bu herif kendi iradesiyle işbirliğini kabul etti. Anlatabiliyor muyum? Ve kendi rızasıyla da tanık koruma prosedürünü imzaladı. Yani bak biz okul arkadaşıyız Sabahatçığım. Ben sana söyleyeyim. Sana bir tavsiye vereceğim. Kendini azlet. Bu davadan azlet kendini. Bırak git yani. Şimdi ya şu anda. Bırak. Bitir hemen yani. Sonra da arkanı dön, uzaklaş. Ben sana söyleyeyim. Sakat yani. Allah Allah. Çok teşekkür ederim yardım için. Sağ ol. Anladım. Gene de ben hani gelmişken usulen bir görüşeyim adamla. Vallahi sen bilirsin. Benim şimdi çıkmam lazım. Oğlan bekliyor arabada. Ben bir süre buralardayım ama yani kafana göre. Ben bizim siteyi de biliyorsun. Uğrarsın yani. Tabii tabii. Uğrarım. Allah Allah ya.